السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمتلك قرنداشلا محترم أستاذلا و إزيز كونلداشلا بugün bir müsibet bizni bu yerge cem kıldı. Kaşke takım o yakşı sebeplerden birgi boğan bolsak ama bunun bir pişpirli geldikimizden ki sebebi çünkü artık aramızda siyasi, dini göz kararışlarımızda farklılık bozu mu? Ama bir yer gelip ortak bir meselini tartışılan seviyeye geldik. Bu nait mühim bir hadise. Ben özüm şahsen bunun yakşı örneği mesela ben 87. yıl Türkiye'ye geldik. 88 yıldan beri köpünce sanat faaliyetleriyle Uyghurların tonutuşu ahmet verdik. Şu anda bunu ben bizden o köz karşımdan vazgeçkeldik için demez. Biz o cahitte çetende Uyghurların ki milli medeniyeti cahitini tonuşturuşta takım paylılık olarak işe geldik için. Onu da uyarlık belgen. Bu sebepten boz gerek. Bazı kırımdaşlarımız bunu dinleyeceği ettim pek muhabbet köyümüken buluştur mümkün. Aşında tanıklarım ağamız. Şu an Mağrıp Teşkilatı'nın bu zonuna birinci katın biz çakırılmağın. Çünkü aramızdaki o mesele belki de biraz sorun boğan buluştur mümkün. Ötken yılı çakırıldım. Bu yıl mikrofonga geldim. Demek ki ortak bir nokta karıp kilovatımız. Bunu en yakışı idare ettiler, ben yakışı bildi. Bunun için hoş olmam. Çünkü artık dert elem bir boğallık için bu dert elemle akıl işinin ki çağrısını izledi o vakti de hem elem piş bitildik. Ben milli kıymetlerimizin yanında mali kıymetlerimizin ehmiyetine tonup yettim. Artık bunlar bir tampon şekilde işletiş gerek. Oldu ki kırımdaşlarımız mı? Manevi kıymetlerinin yanında milli kıymetlerinin birlikte ilip peş gerektiğini bulamayız kıldı. Demek ki biz ortak bir nokta karıp kilovatımız. Bu ayette bizde hoşal boştik için bir hadise. Hem de bu benimki belirgen tema Hıhtay'ınki hazır Hıhtay üçün, Hıhtay'ın özünün göz karşı karanlığı Hıhtay üçün boyum. Bizden terapten karanlıkta bizden hayat mamat meselimizden münasebet koymak için bizim için boyum. Bir berbağ, bir yol projesi ve bununki Şarkı Türkistan'ın bilen boğan münasebet hakkı da. Diyen tema belirgen, temini biz iki kişiye verip de. Bu cahitte bizim göz karşımız ilik. Biz 2017 yılından beri bu meselede Türkiye'de meselini doğru düşünüp bulamayan taleplerine izahat veriş niyeti bilen birkaç makalını yazgan. Hatta bir yol bir kuşak projesi Doğu Türkistan ve Türkiye. O vaktim o biz göz karşımızda oturup koyuşturuşkan. Hıhtay'ın gibi projesini bivasite kol kılıçtım burun bunun aldığı bir karar bakış gerek. Çünkü Hıhtay bir projene oturup koyuştum burun birkaç yıl burun hatta buna bir zemin hazırlaydı. Bu memleket içi de memleket sırtı da insanların nasıl da bir fikri zemin hazırlaydı. Fikri zemin hazırlayıp boğan diyeyim ki bu projene oturup koydu. Aslında Hıhtay'ın ki bu bir belbağ bir yol projesi 2013 yılı 9. ayda resmi oturup koyulgan. Hatta Beijing'den demez Almaty'da oturup koyulgan. Xi Jinping Kazakistan'da Nazarbayev Üniversitesi'de bir söz kılıç cereyanı da bu bir kuşak bir belbağ bir yol projesi oturup koyulgan. Hem de projeyi oturup koyduğu vakti de
Немишке Бейжинге ташлап берип, Алматыда отуруп койду, чөнки мунун стратегиялык бир ахмети бар. Бунундан бир аз өтмүшкө карасак, Кытайлар 2012-жылы 12-айда Кытай десе жүнгөмөң, биздин уйгурчага жүнгө арзусу деп тарҗима кылыпты, ал канчалык туура бардыкы мамлекеттике авалдыкыла мушундай дейишке мажбур калган болушу мүмкүн. Түркияда Чин рүясы деп тарҗима кылды. 2012-жылы бу Чин рүясы, Кытайдын түшү элан кылынды. Кытайдын түшүнүн тәбирин диккат кылсаңар бир нерсе дейди. Жоңхуа миллетлеринин модерн вакытлардын берики büyük tirilişini emelge aşırış de tabir kıldı. Hıttay çüşünün ki manası ne bu? Tarihi kıtıkat kısalla 2012-13 ay. Hem de Hıttay'la bunu özüce 2021'de Komünist Parti'nin kuruluğu kallıkına özü yıllıkı. 2049'da Çin Halk Cumhuriyeti kuruluğu kallıkına ki özü yıllıkıya atap Мошу 200 жыл келген кичи Кытай халкы büyük тирилишне эмеге ашырган болмуз деп ажында табир кылды бул түшүнү. Эмне бул тарыхка диккат кылсак башка бир нерсени айтып көрөбүз. 2012-жыл айсылда Шанхай дәвринин 100-жу жыл вакты. Шанхай дәвринин ахмети неме? Шанхай инкылабы Манчжу императорлугун ыйкып орнуга Чоңхуа Мингө дедиктери Чин жумуриятынын курулганлыгынын 100 жылдыгы. Чоңхуа Мингөнүн ахмети эмнеде? О Кытайлардын мезилден кийин Манжуларды жоктоп биринчи кыдым сайынга чыгышы. Яны Кытай халкы биздин Ханзу деген Ханзу деп атаган бул Ханзулар талаш савашындан кийин яваш яваш Кытай тарых сахнасынан чыгып кеткен. Дикат кылса ондон кийин Кытайлар, Моңголлар, Манчулар Кытайды идара кылган. Ва бул мезилде Кытай халкы сайында эмес. Tarihi var ama hakimiyeti yoktu. Ama Şanghay İnkılabı'nın ahmeti Kıtay halkının yanından sahneye çıkardı. Sun Yat-sen, Çin Ataçin Sun Yat-sen rehberliği de. Yani bu Kıtay'ın rüyasına ilan kılınışı esilde Kıtay halkının tarih sahneye çıkışına yüzyıllık doğru geldi. Mesleki bu cihetten karga baktığımızda bu Çin rüyası veya Kıtay'ın çüşü nın tabirini tahmin yakış çüşünerleyimiz. Ne müddet ya da? Kıtay çüşünün ki manası modern zamanlardan beri ki Cunhuan milletlerine yani Kıtay halkının büyük tirilişini emelge aşırış. Bu büyük tirilişine birkaç tane tarmaklarını oturup koydu. Mesela kuvvetlik, güçlük, ordu, asker, işte Avasya, Deniz Müdafaası dendik 5-6 tane kolları var bunun. Yani Kıtay'ın küçüğünün ki manası her cihetten Kıtay halkının büyük tirilişi bak. Cunhua Minzu Da Fuxin. Bunun manası bu. Hem de bu teorinin oturup koyup olan deyken ardın bir yıl ötken deyken aynen deyken bu bir belbağ, bir yol projesine oturup koydu. Hem bir yerde bir olan projesinin ki tepsilatını dep ötüştüm burun. Deniz yolu ve karı yolu işki galiba vakti da bir, bu projenin ki karadan bağlanan birinci biket Şarkı Türkistan. Yani Dunhuan'daki birinci biket Şarkı Türkistan. Hem de Şarkı Türkistan'a yakın Kıtay'ın gözü karşı değil mi? Şarkı Türkistan hakkında Kıtay'ın resmi göz karışı var. Kıtay'ın resmi göz karışı dedi ki eğer Tayvan kolumuzun içi tıp kalsa yandırmalı alayımız. Çünkü biz Tayvan bilen okşaş medeniyet, okşaş til her ne kadar ben bir veya bir mesele çıksa hatta kolumuzun çıkırı tıp kalsak mı kin yandırmalı buldu. Ama Tibet ile Şarkı Türkistan ırkları tamamen farklı. Hiç kanlı şekilde bizi okşamaydı. Eğer Tibet ile Şarkı Türkistan kolumuzdan çıkıp kalsa tekrar kayıtma ilişimiz mümkün emez. Bu Kıtalan'ınki resmi ücretteki göz karşı. Hem de
projeni əmələ gətirmək üçün Xitayla tarixdən biri özünün sayəsindən qoxaydığı bir xuyu var. Özdən başqa heç kim işənməyidi. Tarixdən biri özdən başqa heç kim işənməyidi. Yəni mənim millətimdən bu oğullar, bu mallarının niyyəti başqa. Bu Xitaydan aiddir. Kən küləmdə kullanılan bir devlet politikası. Onun için Xitayla tarixdən biri özününki bazı alaylıklığa tayınıp yenidir ki milletlerini eğritip asımını kılıp tüketelidi. Bunu Xitay köyünde yani köyüp kaldı. Çünkü göz aldığımızda Müştürk'üm biraz önce dep ötkendek Xitay'a kança esir hüküm sürgen Moğol'la deydik. Bugün İç Moğolistan'da Moğol nüfusu %3. Dış Moğolistan belki de bazı meselelerini kutkuzuşu mümkün. Ama İç Moğolistan'da Moğol'la asas çektim. Elim yolu da. Xitay'ın 300 yıl hüküm sürgen Mançola bugün fakatla Xitay'ın ki Tianjin bölgesinde Manchu Abdülüm Nayisi var. Bir devlet ne hatta çoğu bir kıtanı 300 yıl başkurup olan bir millet bugün yok. Bununki nüfusu mu tügüdü? Til örf adetleri zaten tügüdü. Demek ki Xitaylar başka milletlerini asimile kılışka köngen. Özü işliyordu bu cahitte. Çünkü nayet küçük bir yazık kültürü var Xitaylarının. En adekin bu yazık kültürünün ki bazı avantajlarından paydalanıp etrafındaki milletlerini yırtıp tüketerdi. Bugün Xitay'da ismi var, cismi yok. Zhuangzhou, Abdülüm rayonu. Yani, uyadımı Xitaylar tamamen uyadım hatırlayacağım. Çünkü hiçbir şekilde Xitaylara tehdit saldıran bir unsur yok. Ama Xitay'ın bütün planı bizi kagende hesap tutmadı. Çünkü biz belki çoğunlu bir medeniyet tarihimiz bu olduk için her ne kadar zulüm, aslında ise politika, siyasetleri üstümüzde devamlık kem boğa vakti yok. Belki de bugünkü eval biraz yeni boğa çıkan jürkümüzün nihayet yakından zirli geçke hazırlık eval olaymış. Aslında yeşil çoğu olabilişi mümkün. Biz hiçbir zaman Xitay'ınki zulmüden boş kalmadık ki. Yer ıslahatı dedi, bütün cemiyetini aldı dikerken iktisadiyen de Uygur kapitalistlerini tüketti yer ıslahatı da. Onun dediği yerlik milletçilere karşı hareket dedi 10 yıl. Bunu nayet yakından yaşayan biz çünkü Kadir Bey de yakışı bildi. Bizim tağımız Ürümçi'de belediye başkanı Abdürümse'ydi. Yerlik milletçilere karşı hareket de turmaya girip 20 yıl atkan. Yani demek ki oğlum şu. Xitay hiç bir vakitte bizden üstümüzdeki kallı kamçısını tohtu koğunu yok. Bugün ki aval demiş ki bizi bu kadar pattı çünkü hem de artık hayat mamat seviyesi kere geldikimiz için. Hem de hepini belki tahtı dışına acıdı yok. Xitay'ın ki bu dünyaya hakimiyet kurduğun Xitay rüyasıdaki birinci biket Karadan Mağalık'ta bizden Şarkı Türkistan. Hem de Xitaylarının bir felsefesine göre ya aslında söyleyip eğilip Xitaylısın ya ki yok olasın. Yani Xitay bombayı durup Xitay'dan birlikte yaşayış mümkün emez. Xitay'ın göz karışı bu. Ve bu göz karışlarını başka milletlerde tetbik kılıp galiba kıldı bula. Ama bizi gelken de bu hesap sökmedi. Onun için planlık şekilde aldı olan öyle bu oturumdan burun ustaz bir sual sorgandı. Şarkı Türkistan meselesinin ki tanımı muayenleştirelik terörizmle ne edip. Ben bunun meselesini 2017 yılı bir makal diyen Şarkı Türkistan davası milli hukuk ve özgürlük mücadelesi. Yani bizim tanımımız bu. Ama Xitay'la bu şekilde bizim bizim üstümüzde kılınan bazı işlerini kılamaya dağılıklı bir yerlik için aldılar bizi tuzak kurdu. Tuzak kurup İslami fobi ile terörizmini bile harmanladı. Nahat yaş harmanlap bizdeki milli davamızdaki yüzüge terörist faaliyet diyen karını sürkeştirişti.
Xitayning ki tashviqot kuchi, undan keyin istixborot kuchi, undan keyin davlat tajribasi bu olliq uchun birinchi qadamda Xitoy bu ishni qila oladi. Ya'ni bizning yuzimizga bir qorini sukashga tirishdi, biroz sukaladi. Va u qilgan birinchi qadamda qo'lga kiritilgan natijasidan keyin bizni ashri, ya'ni adatdan tashqari diniy unsur degan qalpoq bilan bu hozir so'zni qilayotgan kamplarga solab fiziki shaklda bizniki soyimizni irqimizni quritish uchun jiddiy shaklda faoliyatga boshladi. Hozirgi ahvolni hammadan ko'rib turibdimiz. Bu yerda o'tganlarningki hammamizning ya bevosita oilasidan bir aqraba yoki bo'lmasa yaqin tuqqan, hech bo'lmasa to'lig'an bilgan og'inlar bu yerda azob chekayotganlik uchun u mamlakatdagi musibat va bugun chet eldi bizni bu yerda birlikda o'tirib bu masalani muzokara qilishga sabab bo'ldi. Bu yerda natija muhim. Qanday bo'lishdan qat'i nazar birlik kelib bu masalani tartishyapmiz. Endi Xitoyni aytaylik. Uni yaxshiga cho'rib takror taxmin qilishning hojati yo'q. Xitoyni aytaylik. Xitoy Sharqi Turkistonda Uyg'urlarning, Turklarning bo'lmagan azonlanki tamoman yo'q bo'lgan tarix talashgan bir tuproq hisoblanadi. Xitoyning dadi bu. Bugungacha biz bir shaklda buningga tirkashdik, tirishdik, taqobil tudik va bugungacha keldik. Bunidan keyin biz yana qo'limizdan kelgan davom qilamiz, ammo endi biroz planlik, projelik shaklda ba'zi ishlarni qilishimiz kerak. Uning uchun hammalar qo'ldan keladigan nima ish bo'lsa, ya'ni hammalar qahramonlik dastoni yozamaymiz. Qahramon bo'lish hammadagi nisb bo'lmaydi. Ammo hammalarning qiladigan bir ishi bor. Qo'ldan keladigan bir ishi bor. U bo'lsa-mu, samimiyat. Masalan, nimadan boshlashimiz kerak? Oldida o'zimizga bir so'z berishimiz kerak. Men bugundan e'tiboran o'zimning xalqiga, soydoshlarimga zam berdigan ish qilmayman. Buning uchun nojiq sarmoya kirish kerak yo'q. Faqatla, deymiz, buni so'z berdim, kim kontrol qildi? Din samimiyatdir deb bir ta'bir bor. Ya'ni yuqorida bizni yaratgan Allohning ko'rib turganligiga ishonsak, o'zimizning vijdonini o'zimiz kontrol qilsak bo'ldi. Hech kimning vijdonini hech ko'rolmaydi. Ammo samimiyat, agar bu samimiyatni ta'sis qilmasak, bizning kunimiz eg'ir. Hammadan o'zidan boshlash kerak. O'rtoq nuqtamiz oldi hech qilmasak, cho'l qahramonlik dastonlarini yoza olishimiz mumkin emas. Hammadan qilmaydi buni, ammo hech bo'lmasa o'zimizning xalqiga va soydoshlarimizga ziyonli ish qilmayman deb o'zimizga bir so'z berib, bu so'zni tutishimiz kerak. Albatta bizniki buning bir mexanizmi yo'q. Palani biz bagan so'zni tutotam deb biz buni kontrol qildigan qolimiz yo'q. Buni kontrol qildigan Alloh. Vijdonimizda so'z bersak, buni kontrol qildigan biz zaten boshdan beri iymon aytganda aniq yaratgan Alloh minasini ko'rdi. Biz buni ishimiz. İşiniz yetmeydi. Bunu, yani biz yeterli değil, işine mi yok demek ki? Eğer işe yeseydik, bazı hatalıklarını kılmaydık. Hiç bu olmasa, bunun da kim olsun mu? Bu meselelerde başkalarına terbiye veriştim bunun özümüzden başlayışımız gerek de parayım. Onun da ikinci meselede Türkiye'de uygundan bazı nesler var. Türkiye'de mesela bugün dini ve milli değerlerde bir tempo noktası var. Biz yani bir hatalığımızı tutuş gerek de böyleyim ben. Biz aldı olan Adem'le Havan'ın balları, insan. Onun da ikin 9 Uygur, 10 Oğuz tabiri göre Türk. 930 yılı Sultan Satıp Burakhan'dan beri de Müslüman. Bizim bu 3 tane kimlikimiz var. Bunlar milli ve manevi kimlik. Bu kimliklerin ortası da bir tempolu kurula vaktimizde işlerimiz oynak ediyordu. Ama bu kimliklerden birisi de mekkem turulup kagalları ilgar kalaktığımızda terapoluk buzuludu. Terapoluk buzulandığından ki toplumdaki ortak nokta azalıp kalırdı. Toplumdaki ortak nokta köpeytip hem böyle aldığımızda bir kadar menüs için ortak nokta yine bizden bugün Uygur Türkleri buluştuğu ibaret milli kimlikimiz.
dini kimlikimiz Allah'a şükür 1,6 milyon nüfus var. Bu tehlike demez. Hudayın bursa İslami nüfus günlük gün köpüydü ve bu kimlik ebedi yeri yaşaydı. Ama Uygur kimliki tehlikede. Şu an milli medeniyetimizge, milli tarihimizle ilgi çıkış bu birlikte birbirinden istemez. Buna birbirinin tamamlıyordu. Ben de demek çok anlarsam milli ve memnuni kimlikler birbirini tamamlıyordu. Buna birbirini istemez. Bu ikisi birleşken vakti de biz takımı sağlam turalayımız. Sağlam turalayan vakti de Hıhtay'ın ki bizi karşı elip bir avatkan bu kırgınçılıkla takabı turuş için mutlaka bu iki kimlikte arasındaki tempo noktunu tepip o tempo noktu tik durup bir bütün bir gövde hasıl kılışımız gerek. Tekrar edelim olsak Hıhtay'ın ki bir belva bro projesi ulağı için mühim. Çünkü ulağının ki rüyası var, düşü var. Dünya hakim buluş. Dünya hakim buluş için bizden topraklarına ötüş gerek ve bizden topraklarda ebediyen hatırcan buluş için bizden o kılışını buna birinci planı koydu. Hem de bu biz tuayyadan karar vaktimizde bizim için ayakmamak meselesi. Biz kolumuzdan kilişçe bu projenin fakat biz için emez. Bizdeki Türk dünyası var. Türk dünyasındaki Türkiye, Balkanlar, bütün dünya için bir afet bulanlığını bütün fırsatlarda ilmi cihetini açıklayıp dünyanın kayıl kılışımız gerek. Eğer insanlar kayıl olup bu adamların ki değerli pekatla özenesken bu yol eğer bu şekilde devam kıysa hayat ögün hem elen Hıhtay'ın ki bir şekilde ceza demesini köylü dikenimizi gelmesi ikna kılış gerek. Hem bunun için tetkikat edip veriş gerek. Kolumuzdaki yazdığı yazış gerek. Sözlerdiğinde sözleş gerek. Ama aldığından biz aramızdaki işte sen bekerek dindar, ben senden bekerek dindar diyen bu meselini bir yere koyup ortak noktada birleşip ortak düşmanımız olan Hıhtay'a karşı dişimizden tırnakımızdan köylü kılışımız gerek. Rahmet. Ben köp vaktim anlamayayım. Thank you.